Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum. Hürmetli televizyon görüşler. İstiklal günlük haberlerimizi görüşenlerine kızgın karşı alımız. Ben Abdullah Yılgın. Programımızda vatanımız Şarkı Türkistan ve dünya gün tertibinde bulunan muhim haberlerine huzurunuza sunuş getirişimiz. Kıymetli izleyiciler, ekranımızda bulsun. Amerika Erkin İmirbaqi Qatarlıq Xitayının 14 yuqarı dərəcəlik əməldarına ceza yürgüzdü. BBC xəbərləri torunun xəbərində bildirilmişcə, Amerika Maliyyə Ministerliyi 7 dekabr bayanat elan qılıb, Hong Kong Qanun Kengəşidəki 4 öktüçü əzasının səlahiyyətini ilib taşaşqı çetişik bolğan Xitayının muavin dövlət dərəcəlik 14 əməldarına ceza yürgüzgənlikini bildirgən. Bu qıtım ceza yürgüzgən əməldarlarının həmmisi 2-ci orunda turduğan yuqarı dərəcəlik əməldarlar bulub, ən yuqarı dərəcəlik əməldarlarını öz içi almaydıkən. Xəbərdə təhlil qılınışca, Amerikanın Xitayının yuqarı dərəcəlik əməldarlarını cəzalamaslıqı, iki dövlət münasibətigə eğir zərbə verişinə xalmağalıqıdın ikən. Ceza tizimikigə kirgüzülgən 14 əməldar bolsa, Sei Dafeng, Cao Jianmin, Qin Zhu, Beima Qilin, Ding Zhongli, Hao Mingjing, Ji Bingxun, Xin Yueyue, Wen Ishiyang, Wang Qin, Wang Dongmin, Wu Weihu, Jiang Junxuan və atılmış Uyğur Avtonom rayonunun sabıq muavin rəisi Erkin Emirbaqi qatarlıqlar ikən. Ceza tizilmekiye kirgüzülgenlerinin hemisi Xitay Memleketli Xalık Kurultu Daimi Komitetinin muavin başlıkları iken, Xitay Xalık Kurultu Daimi Komiteti aldınkı ayda karar çıkarıp, Hong Kong Kanun Kengişi azalarının talep kılındığı salahiyetke vatanperverlik şartını koşkan. Hong Kong hükümeti arkadığında 4 nefer demokratçı parlament azasını vazifeden ilip taşıdığını cekarlıgan. Bu palata azaları bolsa kollektif istifa bergen. Xitay Taşkı İşlem Ministerliğinin bayanatçısı Ho Chunying, 7 dekabr muhbirlarını kütüleş yığında bununla narazılık bildirip, Amerika'nın Hong Kong meselesi arkalı Xitay'nın içki işlerine araçkalıqa ve Xitay emeldarlarına ceza yürgüzgeliğe katli karşı ikerlikini bildirgen. Şundakla Amerika'nın koş ölçem kollandı deyip ayıplıgen. Kündelik siyaset toru şirketlerinin aşgözlüğü Xitay'nın Uyghurlarına kartılığan kişilik hukuk depsençiliğini küçeytti deyip. Hindistan kündeli siyaset toru 7 dekabr, halkaralı şirketlerdeki aşközlük, Xitay'nın Uyghur Müslümanlarına karatkan kişiliği hukuk depsençiliklerini küçeyttiği mavzuluk makale elan kılgan. Makalede Uyghurlarını mecburi emgeke siliş kılmışını çekleş üçün iki türlü kanun lahiyesinin Amerika Avan Palatası'na makulanalıgı. Bu kanun lahiyesi arkası da Şerqi Türkistan'dan mal import kılış çekilinip, kişiliği hukuk depsençilikiye çetişlik emeldarlarına ceza yürgüzüalıgı. Ama Amerika'daki bir türküm şirketlerinin öz menfaati üçün mezkur kanun lahiyesine tosuşkan urnuvatkalıgı. Bu sebeple dünyanın her kaysi caylarındaki Uyghur faaliyetçilerinin kattık tanıkıdığı uçurgallıkı körsüp ötülgen. New York vakit gizisi Katarlık taratkularının aşkarlayışça Amerika Soda Uyuşması, Nike, Coca-Cola ve Alma Katarlık şirket ve organlarının temirleş zinciri Şerqi Türkistan'daki mecburi emgekke tutuşuduğun bolgaçka mezkur kanun lahiyesinin bunların karşı turuş nişanına aylanğallıkını haber kılgan. Bu şirketler Uyghurlarına kartılgan mecburi emgekini çekleş kanunu Xitay'daki temirleş zincirge toskulu kılış mümkün deyip kargan bulup, bu sebeple bir kısım siyasetçiler herkıl bahaneler bilen kanun lahiyesinin çekleş küçünü acizlaştırışka urungan. Amerika hükümeti mecburi emgekini çekleşke alakadar kanun lahiyesinin sırt yine bir kısım alakadar kararlarını elan kılgan. Amerika Devlet Bihaterlik Ministerliği aldığı heptinin beşinde, devletin barlak kiriş eğizlerdeki tamojine ve çigra kodaş kadımlarının Xitay'nın Şerqi Türkistan'daki herbi diviziyelerde işlep çıkarıldığı paxta ve paxta mahsulatlarına münasebetlik mallarını tutup kaldığını bildirgen. Amerika Tayvan'a yine zor sonmalık uruş eslahaları seçip verişini karar kıldı. Amerika Avazı'ndan bugünkü haberde bildirilmişçe, Amerika Tayvan'a 280 milyon dolar kıymetindeki dala uğruşu uçur alaka sesimizi seçip verişine karar kılgan. Haberde kaydedilmişçe, Amerika Taşkı İşlem Ministerliği Tayvan'a tahminen 280 milyon dolar kıymetindeki dala uğruş uçur alaka sesimizi ve alakadar üskünlerini seçip verişini tasdiklagan. Amerika Devlet Müdafiye Bihaterlik Hemkarlık Organı 7 dekabr ahbarat elan kılış yığında Amerika parlamentoga Tayvan'a kura seçip veriş hakkında iltimas sunuganlıkını aşkarlagan. Bildirilmişçe Tayvan'a seçip verilmekçi bolgan kurallar dala uruşu uçur alaka sistemisi, tür başkuruşunu kollaş, sınav delilleş, sınav üskülleri, kadımlarını terbiyeleş ve terbiyeleşki münasebetlik üskülerini öz içi aldıken, haberde mezkur kurallarının Tayvan armiyasının müdafiye iktidarını yukarı götürürgalıkı. Bu Amerika'nın devlet,
iqtisod va bexatarlik jihatidagi manfaatiga uyg'un kelganligi, shundoqla Tayvanning bexatarligini kuchaytirishga rayonning siyosiy muqimligi va harbiy tamponlikni saqlashga foydali ekanligini bildirgan. Ma'lum bo'lishicha, bu Amerika prezidenti Trampning bu yil ichida Tayvanga 6-chi qitim qurol sotib berishi bo'lib, bu vazifaga o'ltirgandan buyon Tayvanga jami 11 qitim qurol sotib bergan. Bundan burun Tayvandagi Amerika jamiyatining boshlig'i William Christensen yana Amerikaning kelar yilimi Tayvanga qurol sotib berganligini tilga olgan. Xitoy izchil holda Amerikaning Tayvanga qurol sotib berishiga qarshi turib kelgan bo'lib, Xitoy davlat mudofaa ministrligi bayonotchisi Wu Chen oldingi oyda Amerikaning Tayvanga qurol sotib berishi bir Xitoy prinsipi va Xitoy-Amerika 3 birlashma bayonotiga og'ir xiloflik qilganlikdir degan. Xitoy Fransiyaning Sharqiy Turkistonni tashvirish talabiga inkas qaytarib, yomon niyati yo'q ziyoratlarni qabul qilmaymiz dedi. Xitoy tashqi ishlar ministrligi bayonotchisi Hu Chunying 7 dekabr Fransiya prezidenti Macronning Sharqiy Turkistonga tashvirish hay'ati avetish kerakligi haqidagi so'ziga ifoda bildirgan. Hu Chunying muxbirlarini kutuvli yig'inda bu vaqtdagi savolga javob berib, biz Yevropa qatorliq har qaysi davlatlarining Sharqiy Turkistonni ziyorat qilishni har vaqt qarshi olamiz, ammo jinoyat bekitish xarakteriga tashvirishga qat'iy qarshi turmaymiz. Yomon niyatlik bir taraflama qarashda bo'lmasa-la va Sharqiy Turkistonni tixmo yaxshi tadqiq qilishni yoki tushunish uchun borsa-la biz har vaqt qarshi olamiz deb bildirgan. Fransiya prezidenti Macron oldingi juma Uyg'urlar masalasi haqida to'xtalib, Xitoyning BDT rahbarligidagi xalqaro kuzatuvchilar o'migining Sharqiy Turkistonga berib, haqiqiy ahvolni tashvirishni rad qilganligidan afsuslanganligini bildirgan edi. Xitoy bundan burunmi buningga o'xshash chaqiriqlarni rad qilib kelgan bo'lib, faqat Xitoy tarafdori bo'lgan ziyoratchilarni qabul qilib, Sharqiy Turkistonda o'zi belgilab bergan yolg'on ko'rinishlar orqali xalqaro jamiyatning ko'zini bo'yab kelmoqda. Qozog'iston yana bir Sharqiy Turkistonlik qozoqni qaytarib o'tdi. Qirim xabar agentligining bugungi xabarida bildirilishicha, Xitoyning bostirish siyosati sababli aeroplan orqali Almota shahriga yetib borgan Nurziya Aqon Qozog'iston doiralari tomonidan Qozog'istonga kirgizilmagan. Ma'lum bo'lishicha, Sharqiy Turkistonlik qozoq qiz Nurziya Aqon Xitoyning zulmiga chiday olmay Xitoydan Hong Kongga, undan Malayziyaga, u yerdan Dubayga va Dubaydan Qozog'istonning Almota shahriga borgan. Ammo u Qozog'iston doiralari tomonidan Qozog'istonga kirgizilmagan va Dubayga qaytarib o'tilgan. Bu xabar ijtimoiy tarqalganda tarqalgan. Lekin Nurziya Aqonning Xitoyga qaytarib o'tilish xavfi haqidagi andishalar kuchaygan. Ma'lum bo'lishicha, Nurziya Aqon qonunli holda Qozog'istonning sayohat vizasi orqali Almota shahriga borgan. Ammo Qozog'iston doiralari o'zi tasdiqlagan sayohat vizasini itirof qilmay, uni Dubayga qaytarib o'tgan. Atayur tashkilotining Turkiya shubisi boshlig'i Babus Salam O'qutan bugun Twitterdan Nurziya Aqonning qaytidan Almotaga qarab uchganligini bildirgan, ammo bu vaqtdagi boshqa tafsilotlar haqida to'xtalmagan. Amerika Avam Palatasi Hong Kongluqlarga siyasi panohlik berish qonun loyihasini ma'qulladi. Amerika Ovozining xabarida bildirilishicha, Amerika Avam Palatasi 7 dekabr Hong Kong xalqining erkinlik va talash qonun loyihasini ma'qullagan. Mazkur qonun loyihasi Amerika Avam Palata a'zolari orasida kam deganda 3dan 2 qism a'zosining qo'llashiga erishgan. Xabarda qayd qilinishicha, mazkur qonun rasmiy amaliyatlashsa, Amerikadagi Hong Kong aholisi vaqtliq panohlik iltimos qila oladigan bo'lib, siyosiy ziyonkashlikka uchirgan Hong Kongliklar Amerikada musaffarlik salohiyatiga iltimos qila oladi ekan. Mazkur qonun loyihasini o'tirga qo'ygan Demokratlar partiyasining parlament a'zosi Tom Malinowski mustabid hokimiyatni mag'lub qilishning eng yaxshi usuli sistemimizning ortiqchiligidan foydalanib, ularning sistemasining ojiz nuqtasiga taqobil turish. Biz erkin, ochiq, oshkor va ishonchli demokratiya orqali xalqqa zulm silayotgan kompartiyaga bism qilib, ularni cheklashimiz kerak. Bu amaliyotda insonparvarlik harakati bo'lib qolmasdan, balki Xitoyning Hong Kongni bostirishning oldini olishdagi eng yaxshi usullardan biri degan. Ma'lum bo'lishicha, Amerika yaqinda Xitoyga qarshi harakatini kuchaytirgan bo'lib, Amerika istixborot organining yuqori darajali amaldori Xitoyni dunyodagi demokratiya eng cho'ng tahdid deb sifatlagan. Amerika tashqi ishlar ministri Pompeo 4 dekabr Xitoy bilan hamkorlik tuzgan 5 to'lik planni bekor qilgan. Amerika hukumatı yana Xitoy kompartiyasi a'zolari va ularning oila tabobatlariga viza cheklamasi qo'ygan. Xitoy tashqi ishlar ministrligining bayonotchisi Hu Chunying Amerikaga norozilik bildirib, Xitoy Pompeo va boshqalarning Xitoyning siyosiy sistemasiga qilgan hujumiga va Amerikaning Xitoy-Amerika madaniyat almashtirishni cheklashiga qat'iy qarshi turdi va qattiq ayblaydi degan. Turkiyaning Xitoydan 50 million vaksina sotib olmoqchi bo'lishi g'ulg'ula paydo qildi.
Türkiye Sahiye Ministri Fahrettin Koca Efendi 2. dekabr günü bayanat elan kılıp, Xitay'nın biyologiyelik doğru şirketi bilen 50 milyon tane Xitay virüsü vaksinisi sitiviliş hakkında toxtamname tüzgeliğine cekarlıgan. Türkiye Sahiye Ministri Fahrettin Koca bayanatı da Xitay'dan sitivilingan 1. Türk'ün vaksininin 11. dekabr yetip kildiğalıgını. Vaksinlarının deslepte Türkiye Sahiye Ministri'nin tecrübhansı da taşırılıp, bihatalike cezilmeştürgenden kiyen işiltişke ruhsatı kılındıgalıgını etkan. Fahrettin Koca yana 12. ayının içinde aktif halda vaksine uğruşuna başlamakçımız. Bunun için Xitay'da işlep çıkarılan aktiflanmayan Xitay virüsü vaksinisinin 50 milyon tane sitiviliş hakkında kilişimge kol koyuldu. Xitay'dan 12. ayda 20 milyon, 1. ayda 20 milyon, 2. ayda 10 milyon vaksine import kilişine oylaşıvatımız diğerlerini bildirgen. Türkiye'deki her kaysi ictimai taratkularda ve akbarat vasıtlarında Xitay'dan keltirilgan 50 milyon vaksinini emleş ya ki emlemeslik hakkında keskin münazirler payda buldu. Türkiye'deki bir kısım danlık sanatçılar, siyasetçiler ve halk ammesi özlerinin bu vaksinini emleşini rahat kıldıgallıkını bildiriş bilen birge, Sahiye Ministerliğinin bu kararını tanıkı kılmakta. Ankara'daki Yıldırım Beyaz Üniversitesi okutkuçisi Doktor Nametçe Mehmet'in bildirişçe, hazırgıça dünyada 11 şirket Xitay virüsü vaksinisini işlep çıkarılgallıkını cekarlıgan bulup, Nurgun devletler kaysi devletinin vaksinisini halkıga emlaydıgalıkını elan kılgan. Türkiye mi bu devletler Katar'dan iken? Doktor Nametçe Mehmet bu vaxta toxtilip, Xitay virüsü payda bolgandan kiyin, bazı devletlerinin Xitay işlep çıkargan maske Katarlık buyumlarının ölçemge toşmağalıkını elan kılgalıkını, kişilerinin kılısı da Xitay'a işenmesik payda bolgalıkını, şuna Xitay işlep çıkargan vaksinisini işenmeydigalıkını, Türkiye tecrübhansı da teşürülgende ölçemge toşmaya kalsa, bu vaksinlerini emlemeslik ihtimallıkının mı barlıkını oturga koydu. Doktor Nametçe Mehmet yana Xitay vaksinisine hiç kimden bir hater diyelmeydi kalıqını, Türkiye halkının mı tallaş erkeliki barlıkını bayan kıldı. Türkiye'de bir gün içinde Xitay virüsü sebeple kaza kılgallar 200'ün aştı. 7 dekabr Türkiye Sahiye Ministri Fahrettin Koca bir gün içinde Xitay virüsü bilen kaza kılgallarının 203'ü yetkerlikini elan kıldı. Sahiye Ministri'nin malumatına asaslanganda Türkiye'de Xitay virüsü bilen yukumlandı deb güman kılıngan 196.902 kişi teşhirülüş arkalık yeniden 32.137 kişinin yukumlanganlığı eniklangan. Bunların sırt 6.920 kişi doktorhanı bulup bir gün içinde yana 203 kişi kaza kılıp 5.017 kişinin selametliği eski gelgen. Növette Türkiye'de Xitay virüsü başlangandan beri selametliğe eski kelgeller cemiye 236.370'ke, kaza kılgallar 15.103'ke, kesili eğir bimarlar 5.836'ye yetken. Fahrettin Koca yana kesili eğir bimarlarının köpüyüş nispetinden tüvelleşke başlıqalıqını, tedbir ve çeklimlerinin təsir boluvatqalıqını, yıkında tıxımı köp paydasını körüşüne ümit kıldıqalıqını təkidligen. Hürmetli televizyon görüşler, şuna kılıp bugünkü haberlerimiz müşahede ahırlaştı. İnşallah ertki programımızda görüşkice sizlerine Cenab-ı Allah'a tavşırımız. Şuna kılıp programı ahırda ekran arkasındaki barlı hizmettaşlarımıza köptün köp rahmet eğitim. Esselamu aleyküm ve rahmetullah.